Merhaba, ben Nesibe. Yeşilin Elinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle lime lime ayrılan tandır tadında patatesli incik tarifi paylaşıyorum. Eğer incik pişirmek istiyorsanız ama bir türlü cesaret edemiyorsanız ya da daha önce denediniz ama istediğiniz gibi lime lime tandır kıvamında olmadıysa bu video tam size göre. Umarım tandır kıvamında lime lime ayrılan incik pişirmenin bütün püf noktalarını anlattığım bu videoyu izlerken keyif alır, beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Ben bu videoyu çekerken 5-6 kişiye rahatlıkla yetecek kadar patatesli incik yaptım. Siz kişi sayısına göre malzemeleri istediğiniz şekilde oranlayabilirsiniz. Benim kullandığım incikler biraz iri olduğu için 4 tane incik yeterli oldu. Evde patatesli kuzu incik tandır pişirmek için öncelikle ocağın altını en yüksek seviyede açalım ve ocağa tabanı geniş bir tencere alalım. Ve tencere artık iyice kızdığı zaman tencerenin içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar tereyağı alalım. 3-4 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı koyalım. Lime lime dağılan incik pişirmenin en önemli püf noktalarından bir tanesi kullanmış olduğunuz inciklerin kesinlikle oda sıcaklığında olması. Eğer incikleriniz soğuk olursa sıcak yağ ile birleştiği zaman incikler su salacaktır ve o da inciğin sertleşmesine neden olacaktır. İncikleri mühürlemeden önce oda sıcaklığında olduğuna emin olun lütfen. Oda sıcaklığında olan inciklerimizi artık yeterince kızgın olan yağımızın içerisine alalım. Lokum gibi incik pişirmenin en önemli püf noktalarından bir tanesi de incikleri çok iyi bir şekilde mühürlemektir. İncikleri çok iyi bir şekilde mühürlediğimiz zaman incikler su salmaz ve böylelikle sertleşmez. İncikleri iyi bir şekilde mühürlemek için de kesinlikle incikleri koyduğumuz yağın kızgın olması gerekiyor ve incikleri tek kat halinde tencereye koymamız gerekiyor. Yani bütün inciklerin tencerenin tabanıyla temasta olması gerekiyor. Eğer mühürleme yaparken yağ çok fazla sıçrarsa o zaman tencerenizin kapağını kapatabilirsiniz ama kesinlikle ocağınızın altını kısmayın. İnciklerin ilk tarafını yüksek ateşte 3 dakika kadar mühürledikten sonra inciklerin diğer tarafının da mühürlenmesi için çevirelim. Ve yine yüksek ateşte inciklerin bu tarafını da 3 dakika kadar mühürleyelim. Yine isterseniz tencerenizin kapağını kapatabilirsiniz ama mühürleme boyunca hala ocağın altını kısmıyoruz. Hala yüksek ateşte mühürlüyoruz. İnciklerin tandır kıvamında lime lime olması için pişirirken mümkün olduğunca az su kaybetmeleri gerekiyor. Bunun için eğer döküm tencere kullanıyorsanız ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Ama tencerenizin kapağından buhar kaybı oluyorsa o zaman bir tane pasta ve kekler için kullandığımız yağlı kağıdı gördüğünüz gibi elimizle iyice buruşturalım ve bu buruşuk haliyle musluk suyunun altına tutalım ve bu kağıdı ıslatalım. Gördüğünüz gibi yağlı kağıdı ıslatıp musluk suyunun altında tuttuğumuz zaman kağıt yumuşadı. Biz yağlı kağıdı hazırlarken bu sırada etlerimizin de ikinci tarafı yaklaşık 3 dakikadır yüksek ateşte mühürlendi. Ve tencerenin kapağını hafifçe aralayarak çok az kaynar su koyalım. Tencere uzun süredir yüksek ateşte olduğu için biz kaynar suyu koyar koymaz tencere büyük bir buhar oluşturacaktır. O yüzden çok dikkatli olun lütfen. Çok yavaş bir şekilde azıcık koyun, kapağını kapatın ve biraz daha koyun. Toplamda koyduğunuz su miktarı lütfen 1 su bardağını geçmesin. Bu çünkü incik haşlama değil. Lütfen o yüzden 1 su bardağından daha fazla su kullanmayın. Zaten gerek de yok. Tencere artık sakinleştikten sonra kapağını açalım ve buruşturup ıslatmış olduğumuz yağlı kağıdı gördüğünüz gibi etlerin üzerini tamamen kaplayacak şekilde kapatalım. Tenceremizin kapağını da kapatalım ve ocağın altını mümkün olduğunca kısalım. Benim ocağımın en yüksek seviyesi 9. Ben buradan itibaren 1,5 seviyesinde pişirdim. Böyle yağlı kağıtla inciklerin üzerini kapattığımız zaman incikler o kadar çok su kaybetmeyecek ve su kaybetmedikleri için de yavaş yavaş kendi sularında pişecek. İncikleri böyle ocağımızın altı kısık,
2-2,5 saat kadar kapağını hiç açmadan pişirelim. Ben videonun süresini kontrol ettiğimde 2 saat 10 dakika kadar böyle pişirmişim. Kapağını açalım ve yağlı kağıdını dikkatli bir şekilde alalım. İncikler artık bu seviyede gayet iyi pişmiş olacaklar. Benim kullandığım incikler iri olmasına rağmen bu seviyede gayet güzel pişmişti. Sizin kullandığınız incikler daha küçükse onlar da 2 saatte rahatlıkla pişer. İncikleri çok fazla zedelemeden yavaşça alt üst edelim ve artık bu seviyede sebzeleri ekleyebiliriz. Sebze olarak istediğiniz sebzeleri kullanabilirsiniz. Ben 3 tane orta boy havuç kullandım. Gördüğünüz gibi havuçları irice doğruyorum. Ve bol bol patates kullandım. Patatesleri gördüğünüz gibi çok küçültmüyorum. Bayağı irice ekliyorum. Çok fazla iri olanları gördüğünüz gibi ortadan ikiye kestim. İstediğiniz kadar patatesi de ekledikten sonra eğer elinizde varsa 8-10 tane kadar arpacık soğanı kullanın. Eğer elinizde arpacık soğanınız yoksa gördüğünüz gibi benim kullandığım gibi küçük boy soğan da kullanabilirsiniz. Soğanları da tencerenin her tarafına hemen hemen eşit gelecek şekilde koyduktan sonra damak zevkimize göre tuz ekleyelim. Ve yine damak zevkimize göre karabiber ekleyelim. İstiyorsanız tuz ve karabiber gayet yeterli. Ama ben et yemeklerine toz kişnişi de çok yakıştırdığım için 1 çay kaşığına yakın toz kişniş ve 1 çay kaşığına yakın pul biber döktüm. Ve benim elimde Arap mutfağında sık sık kullanılan tandır baharatı vardı. 1 çay kaşığına yakın da bu baharattan kullandım. Sizin elinizde varsa siz de kullanabilirsiniz. Elinizde yoksa kullanmasanız da gayet güzel oluyor. Ve gönlümüzce baharatları ekledikten sonra 1 çay bardağına yakın sıcak suyu tencerenin kenarından dikkatli bir şekilde dökelim. Lütfen 1 çay bardağından daha fazla kullanmayın. Çünkü o zaman çok sulu bir yemek olur. Bizim su koymaktaki maksadımız sadece sebzeleri yumuşatmak için. Tenceremizin kapağını kapatalım ve ocağın altı kısık ateşte yaklaşık 40-45 dakika kadar sebzelerimiz yumuşayana kadar pişirelim. Sebzeler de yumuşadıktan sonra ocağımızın altını kapatalım ve yemeğimizi dinlenmeye alalım. Ve yemeği gönlümüzce ister pilav yanında, ister bulgur pilavı yanında, isterseniz benim gibi sade olacak şekilde servis edelim. Umarım bu çok zahmetsiz, çok kolay ve pratik olan incik tarifini beğenmişsinizdir. Ve siz de evlerinizde yapar, sevdiklerinizle birlikte lime lime dağılan tandır tadında incikler yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Emeğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tarifi başkalarının görmesini istiyorsanız tarifimin linkini paylaşmayı, mutfağımda pişen diğer lezzetlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere sevdiklerinizle birlikte afiyette kalın.